Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kulak sağlığımız için kulak nasıl temizlenmeli? Kulak tıkanıklığı nasıl giderilmeli? Peki, önemli bir soru diye düşünüyorum hocam. Evet. Hepimizin yaptığı belki de yanlışlıkların başında geliyor. Kulakçıkla ilgili belki bir şeyler söyleyeceksiniz. Hatta kanınız Denizli'ye sevgiler gönderiyoruz. Buyurun hocam. Günaydın Uğur Bey. Teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi kulak tabii ki çok önemli bir duyu organı. İşitme çok önemli. Tabii insanlar bunu belki işitmeleri azaldığında fark ediyorlar. O zamana kadar her şey yolunda olduğu için bunun rahatsızlığını duymuyorlar. Şimdi öncelikle kulak kiri dediğimiz kulak salgısı yani serümen aslında dışarıdan gelen bir kir veya pislik değildir. Bu tamamen kulağın bezlerinin salgıladığı, cilt altındaki yağlı dokudaki bezlerin salgıladığı bir salgıdır. Hı hı. Ve asıl amacı kulağı korumaktır. Hı hı. Çünkü bu salgının içindeki gene proteinler, enzimler ve salgının kulağa verdiği asidite yani kulak örtüsüne yaptığı koruma dokusu kulağı dış etmenlere, enfeksiyonlara, iltihaplara karşı korur, belli bir nem sağlar, belli bir asidite sağlar. Bu asitli ortamda kulak bariyerini güçlendirir ve mikropların o bölgeye yerleşip enfeksiyon oluşturmasını engeller. Dolayısıyla biz buna hani kir diyoruz ama aslında bu bir kir değil. Bizim için yararlı bir salgı. Ancak bu salgı her insanda aynı olmuyor. Cildin yapısal özelliği nedeniyle bazı kişilerde bu salgının miktarı çok fazla oluyor. Ve gene kulağın, o kulak yolunun zara kadar olan yani kulağımızın dışından zara kadar olan yaklaşık 1-1,5 santimlik kulak yolunun şeyde de resimde, az önceki resimde evet. de görülüyordu. Anatomik yapısı yani bu doğumsal olabilir ya da yapısal olabilir. Bunun yapısı her insanda aynı olmadığı için bazı kişilerde kulak tıkanmaya meyilli oluyor. Kulak girişlerinde bir darlık oluyor ya da daha girintili çıkıntılı oluyor ve kulak bu salgıyı dışarı atamıyor. Normalde sağlıklı kulakta bu salgı zaten dışarıya doğru atılır. Hı hı. İşte biz de duşta banyodan sonra işte o kulak pamuğunun ucuna gelen o sarılık o dışarıya doğru yönlendirilen o salgıdır. Ama bazı kişilerde dediğim gibi kulak bunu atamayınca içeride uzun süre kalıp bu salgı suyunu kaybediyor ve sertleşip taşlaşıyor. O zaman kişilerde kulak tıkanıklığı, işitme azlığı gibi sorunlara yol açıyor. Ya da bazen kulak ağrısına da neden oluyor orada yaptığı baskı nedeniyle. Böyle durumlarda da biz doktorlar, kulak burun boğaz uzmanları bunu temizliyoruz. Bu yıkayarak olabilir ya da aspiratör dediğimiz cihazlarla çekerek olabilir. Ki ben en doğrusu çekerek temizlemedir. Hastalara buradan kulaklarını basınçlı suyla yıkatmamalarını öneriyorum. Çünkü onun sonrasında bir takım sorunlar ortaya çıkabiliyor. Burada kişilerin yapması gereken bu kulak temizleme pamuklarını biz çok önermiyoruz. Kişi onu kullandığında, onu kulak yoluna soktuğunda orayı silerken bu kiri geriye doğru sanki hani bir boruya bir şeyi sıkıştırır gibi geriye doğru iterek onun orada birikmesini kolaylaştırıyorlar. Bu tabii zamanla üstüne eklene eklene bir noktadan sonra kişinin kulağında özellikle duş, banyo sonrası ıslanmasıyla tabii bu bir de şişme yapıyor. Kulakta ani gelişen tıkanıklık ortaya çıkıyor. Bu durumlarda doktora başvurmaları daha doğru. Uzman hekimlerin bunu temizlemesi daha doğru bir yöntem. Bu kulak pamuğunu kullanma yerine kulağa kuru bir pamukla sadece dışarıya gelen kısmını silip o şekilde bırakmalarını öneriyorum. Onun dışında bazı ilaçlar, kulak temizleme köpükleri gibi eczanelerde satılan bazı ilaçlar var. İşte haftada bir veya iki kere bunları da kullanarak, onlar çünkü kulağa zararı olmayan kanıtlanmış ürünlerdir. Onları kullanarak kulak temizliği yapabilirler. Eğer çok sık bu sorunu yaşıyorlarsa kulak köpükleri ya da kulak temizleme spreyleriyle. Ama normalde hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Zaten kulak buna meyilliyse ne yapsalar o gene şey yapar, tıkanır kulak. Tıkanır.
O zaman ara ara işte yılda bir, 3 ayda bir bunu temizletmelerinde bir sakınca yok. Evet. Şimdi yönetmenim uyarıyor. Trabzon'dan Sevim Yıldırım sorusunu iletmiş. Tam da konumuza ilişkin hocam. Kulaklarında sürekli ıslaklık hissediyormuş ve denize girme fobisi varmış. Sürekli ağrı oluyormuş. Nedeni nedir diye Trabzon'a buradan sevgiler gönderelim. Sevim Yıldırım'a. Evet hocam. Sevim Hanım'a da geçmiş olsun dileyim. Şimdi kulakta nemlenme eğer bir kronik kulak hastalığı varsa, eğer kulak zarında herhangi bir delinme, açılma varsa, burada orta kulak boşluğundan gelen enfeksiyon akıntısı nedeniyle olabilir. Onun dışında kulak mantarı, bu da çok sık gördüğümüz bir kulak ıslanması, nemlenmesi sebebidir. Kulaktaki o dediğim asidik ortamın bozulması sonucunda oraya mantar enfeksiyonunun yerleşip kokulu bir nemlenme yapması sonucu oluşabilir. Onun dışında da kulak cildinin bir hassasiyeti, bu alerjik olabilir. Nedeniyle egzama dediğimiz, yani kulağın cildinin pullanıp nemlenmesi, sulanması, işte bu bazen ellerde veya vücudun diğer cilt bölgelerinde de olabilir. O şekilde de bir ıslaklık oluşabilir. Tabii bunun muayene ile hangisinin olduğunu belirlemek lazım. Tedaviyi ona göre yapmak lazım. Ama genel olarak benim hastama önereceğim, denize girme fobisi olmasın. Denize girerken güvenilir bir markanın kulaklığını, kulak tıkacını alarak, kulağını kapatarak rahatlıkla denize girebilir. Havuza çok fazla girmesini önermiyorum. Gerçi mevsim de geçti şimdi, evet. Ama havuz suyuna pek güvenmiyoruz bu kulak enfeksiyonları açısından. Ama denize bir kulaklık kullanarak girebilir. Bir de onun dışında hastalar duş alırken, banyo yaparken kulaklarına çok fazla su kaçırmasınlar. Kulağın içinin ıslanmamasına dikkat etsinler. Islanırsa ya bir kuru pamukla, onun dışında hala ıslak kalırsa bir saç kurutma makinesini şöyle kol mesafesinden uzaktan tutarak, düşük ayarda kulaklarına tutarak kulağın içini kurutabilirler. Çünkü ıslaklık bu mantar için en önemli sebep. Çünkü nem istiyor. Aynı şekilde abdest alırken de kulaklarının içini çok ıslatmadan, sadece kulak girişini ıslayarak, eğer böyle bir sorun yaşıyorsa kulağın nemlenmesini önleyerek bu sorundan kurtulabilir diye düşünüyorum. Ama tabii muayene edip tam teşhisi koymak en önemlisi. Evet. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.